Merhaba sevgili örgü severler. Örgü Tasarım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle erkek çocuklar için yine klasiklerimizden bir model olan bir çalışma yapacağız. Böyle çok güzel bir hardal sarısı kullanarak eski model olmasına rağmen hala çok sorulan bir modelimiz bu. Böyle bir çalışma yapacağız hep birlikte. Önde değişik bir saç örgüsü kullanarak yine ters düz örgü teknikleriyle böyle değişik havalar vererek bir yaka çalışması da ayrıca böyle yandan düğümleyebileceğiniz bir çalışma. Tamamen haroşa ve düz ters örgüyle örebileceğiniz çok değişik bir model çalışması. Ve yaklaşık 2 yaşa da çok uygun bir beden oldu. 2,5 yumaktan çıktı modelimiz. 4 numara şiş kullandık ve sizler de beğendiyseniz ve bizlerle örmek istiyorsanız örgü tasarım başlasın. Örmeye başlamadan önce eğer bu modelimizi beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Her hafta yayınladığım yeni modellerden haberdar olmak istiyorsanız ve ilk izleyen olmak istiyorsanız aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Sevgili örgüseverler, bugünkü projemizde yine ünlü firmanın Elite Baby adında tüylenmeme özellikle bir bebe ipini kullanacağız. Anti-peeling özellikle 250 metre uzunluğu var. %100 akrilik bir ip ve yumuşacık da bir ip. Örgüsü gayet güzel olduğu için şimdi erkek versiyonumu da ben yine böyle bir hardal sarısı renkle 16-36 diye bir renk numarası da var. Öreceğim. Daha önce kız çocuğu için çalıştığımız mantomuzun erkek versiyonunu da şimdi yapacağım. 3,5 numara yine şiş kullanacağım. Ve daha önceden hazırladım. Çünkü düz örgüyle haroşa olan bölümünü en azından uzatmadan yapalım istedim. Burada biz 40 ilmek atacağız şişimize. 3,5 numara şişe 40 ilmek attıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 diş oluncaya kadar düz örgü, arkadan da önden de düz haroşa olarak öreceğiz. Yaklaşık bu da 11 santime denk geliyor. Sevgili örgüseverler, şimdi bu 24 diş haroşamızı ördükten sonra ön yüzde hem saç örgüsü yerimizi ayarlayacağız. Arka yüzden dönerken de ters düz örgülerimiz olacak. Onları da ayarlayacağız. Şimdi bizim ön pat için 10 tane ilmeğimiz vardı. 9 tanesini 9 ilmeğimizi normal düz bir şekilde örelim. Bir tane pens yapacağız çünkü 4 5 6 7 8 ve 9. İpimizi öne alıyoruz. 10. ilmeğimizi boş alıyoruz. Ve ipimizi tekrar arkaya atarak pensimizi de çerçeve olarak başlatmış olduk. Buradaki 7 haroşamızı düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıradaki 8 tane düz ilmeğimi de, burası saç örgüsü olacak. Hem düz örüp hem aynı anda arttıracağım. Yani 8 tane ilmeğin her birine gireceğim. İpimi dolayacağım, çekeceğim. Çıkmadan önce tekrar araya girerek arttıracağım. Bir tane arttırdım, tekrar giriyorum, doluyorum, çekiyorum. Araya tekrar girerek ikinci artışımı yapıyorum. Tekrar giriyorum, doluyorum, çekiyorum. Araya tekrar girerek üçüncü artışım. Dördüncü artışım. Beşinci artışım. 6. 7. ve 8. Yani buradaki 8 tane olan ilmeği arttırarak 16 ilmeğe çıkarttık. Burası saç örgülü bölüm olacak. Şimdi kalan 15 tane ilmeğimi de düz haroşa olarak örüyorum. Evet, geri dönüşte de yandaki haroşa olan bölümün ilk ilmeğini örgü yönünde boş alarak başlıyorum. Ve 15 tane haroşamı tekrar gerisin geriye örüyorum.
Şimdi arttırdığım yere geldim. İpimi ön tarafa alıp hepsini ters örüyorum. 16 tane olan ilmeğin hepsini ters örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. İpim tekrar arkada. 7 tane düz haroşamız vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ve bir tane de düz pensimiz var. Onu da bu sırada arkada hep düz öreceğiz. İpimizi yine ön tarafa alıp kalan 9 ilmeğimizi ters örüyoruz. Burada ön patta bir akordeon örgü yapacağız. Daha önceki kız mantosundaki yaptığımız ön patın aynısını burada da yapacağız. Şimdi 9 taneyi ters ördüm ve ön yüze geldim. Bu her 4 sırada bir değişecek örnek. Dolayısıyla bu sırada tekrar düz örerek başlıyorum. Ve bu ön patta hep birinci ilmeğimi de örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpim önde. Pensimi boşalıp ipimi tekrar arkaya atıyorum. Ve sıra sonuna kadar buradaki ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Başa kadar şimdi bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örelim. Sevgili örgüseyerler, arkadan dönerken de yine 15 tane düz haroşamı örüyorum. Taneyi düz ördükten sonra ipimi yine ön tarafa alıp 16 tane ters ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Tekrar ipim arkada. Şimdi 7 tane haroşa, bir tane de pens için 8 tane düz bir şekilde örüyorum. Pens olan kısma kadar. Ve ipimi öne alıp kalan 9 ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi ön pattaki 4 sıralık düz alanımı bu sırayla birlikte tamamlamış oldum. Her 4 sırada bir örgü yönümüzü burada değiştireceğiz. Şimdi buradaki düz olan, bakın düz örgü olan bölümü ters örmeye başlayacağız. Arkadan düz, önden ters. Şimdi 9 tane ters örüyorum. İpim öndeyken 10. ilmeği boşalıp ipimi arkaya attıktan sonra 7 tane düz örüyorum. Yok, burada tekrar başa kadar bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Sadece ön patta değişiklik yaptık. Dolayısıyla ön yüzde zaten düzlerimiz de düz olduğu için, haroşalarımız da düz olduğu için sıra sonuna kadar düz örelim. Arkadan dönerken de 15 haroşamızı örüp yine orta noktadaki ters alana gelelim. Şimdi geri dönerken arka yüzden 15 haroşamı ördüm. İpimi ön tarafa alıp 16 tane olan ters ilmeğimi örüyorum. Ve şimdi burada 7 artı 1 tane de düz pensim var. 8 tane düz örüyorum. Kalan 9 ilmeğimi de bakın önde ters ördüğüm için burada da düz örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ve böyle göz attığımız zaman bunun da bakın ikinci sırasını tamamladık. Şimdi bu ön yüzde saç burgumuza da başlayacağız. Buradaki 9 ters ilmeğimizi öncelikle örelim. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İpim öndeyken boşalıyorum. İpimi arkaya atıp 7 tane haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi düz alanıma geldim. Yedek yine böyle bir şiş kullanacağım. Çorap şişi. İlk 4 ilmeğimi yedek şişime alıyorum. Ve örgümün arka yüzüne koyarak bekletirken sıradaki 4 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi şişte beklettiğim 4 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Farkındaysanız ortadaki 4 ilmeği burada sağa doğru çekmiş olduk. Şimdi buradaki ortadaki 4 ilmeği de sola doğru çekeceğiz. Yine 4 ilmeği alıp bu kez örgünün üstünde bırakıyorum yedektekileri. Ve sıradaki 4 ilmeği örüyorum. Ve daha sonra beklettiğim şişteki 4 ilmeğimi örüyorum. Kalan 15 tane düz haroşamı örerek sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi arkadan dönerken yine zaten arkadaki 15 buradaki sabit ördükten sonra ipimi öne alıp buradaki saç örgün olan 16 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Evet, burada da 8 tane düz yine haroşa daha 8 tane ilmeğim var düz örülecek. Artı bir de ön patta düz örülecek. Dolayısıyla hepsini burada düz örerek sıramı tamamlıyorum. Ve ön patın dördüncü sırası da bu sırayla birlikte tamamlanmış oluyor. Ön yüzde tekrar yönünü değiştireceğiz. Bakın bir göz atalım. Bakın burada da tersin dört sırası tamamlandı. Tekrar düz örmeye başlayacağız. Ve bu arada şimdi saç örgümüzü vurduk, geri döndük. Ve burada hemen bir işaret takıyorum bu sıradaki haroşama. Çünkü her 8 sırada bir vuracağımız için yani 4 diş oluncaya kadar burada burgu yapmayacağız. Onu takip edebilmek için siz de öyle bir işaret takarsanız oradan rahat takip edebilirsiniz. Şimdi düz örerek ön patı başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İpim önde, boşalıyorum sıradaki ilmeği, tekrar arkaya atıp 7 tane haroşamızı artı 16 düz ve tekrar 15 tane de haroşamızın hepsi düz olduğu için bu sırayı komple düz örerek geçiyorum. Arka yüzden dönerken yine 15 haroşamı düz ördüm ve 16 tane tersimi örüyorum. Şimdi 8 tane düzüm var, pens dahil. Ve kalan 9 ilmeğim ters burada. Evet, bakın bu şekilde akordiyonumuz da önde çıkmaya başladı. Şimdi bir dişini ördük bile. Bir 3 defa daha gidip gelelim. Burayı bir sıra sonra bir sıra gidip döndükten sonra tekrar yönünü değiştirmeyi unutmayalım. Tekrar saç örgüsü burgusuna kadar burada 4 dişimizi oluşturalım. Sadece bu patlara dikkat edeceğiz. Diğer taraf aynı. Daha sonra tekrar bir kez daha birlikte vuralım. Ve bir kez daha siz de görmüş olun hem de bir görüntüsüne göz atalım.
Sevgili örgüseller, şimdi böyle işaretten sonra 1, 2, 3, 4 dişim oluştu. Dolayısıyla 8 sıramı tamamlamış oldum ve bir kez daha vuracağım. Ve bu arada bakın boğumlarımız da çıkıyor ve bu sırada yine düz örgüye dönmemiz gerekiyor. Şimdi yine düz örerek başlıyoruz. 9 ilmeğimizi. İpimizi öne alıp pensemizi boşalıp tekrar arkaya aldıktan sonra 7 tane olan haroşamızı örelim. Sıradaki 4 tane ilmeğimizi yedek şişe aldıktan sonra örgünün arka yüzüne koyuyoruz ve sıradaki 4 ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra da yedek şişteki 4 ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi sıradaki 4 ilmeği tekrar yedek şişe alıp bu kez örgünün ön yüzünde bekletiyoruz. Ve sıradaki 4 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra da yedek şişteki 4 ilmeği örüyoruz. Evet, yedek şişteki 4 ilmeği örüyoruz. Kalan 15 ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de ön yüze doğru gelelim. İşaretimizin yine yerine bir üst sıraya taşımış olalım. Başa kadar şimdi bu şekilde arkadan da dönerek geliyoruz. Sevgili örgüseller, şimdi ön yüze geldim ve yine son diş haroşamın başına takıyorum. Ve tekrar bir 4 diş oluncaya kadar bu sıra hariç örmeye devam ediyorum ve saç burgularımı şimdi birkaç kere daha böyle kol evine kadar devam ettireceğim. Şimdi iki burguyu birlikte yaptık. Bir burada, bir de burada. Bir sonraki birkaç kere daha ben vuracağım ve daha sonra sizinle toplam kaç kere vurduk ve kol evine geldiğimiz zaman da tekrar birlikte kolu keseceğiz zaten. Şimdi ben biraz burayı uzatıyorum ve daha sonra tekrar bir araya geliyoruz. Sevgili örgüseler, toplam 5 defa vurdum. Vurduktan sonra da 2 diş ördüm. Burada böyle baktığımız zaman da düz olan alanımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. alanı bitirmişim düz olarak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ters alana başlarken burada başlatacağım. Dönüşte de kolu keseceğim. Şimdi yine terste başlıyoruz ön patımıza. Ve sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Arka yüzden dönerken de kolumuzu keseceğiz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar ördüm. Arkadan da örerek ve üzerinden atlatarak toplam 6 tane ilmek keseceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi örerek tekrar ön yüze geliyoruz. Ön yüzden de tekrar buradaki kestiğimiz noktaya geleceğiz ve kesmeye biraz daha devam edeceğiz. Dolayısıyla hemen bu iki sıramızı böyle örüp dönelim ve aynı noktaya geri dönelim. Şimdi ön yüzden örerek sıra sonundaki son iki ilmeğe kadar geliyorum. Kolu kesmeye devam edeceğim. İki ilmek daha keseceğiz. Birini ön yüzden dönerken son iki ilmeği birlikte alarak kesiyoruz ki köşe oluşmadan kesilsin. Arkadan dönerken de tekrar iki ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 tane haroşamız kaldı. Yani eşitlenmiş oldu. Biz 6 tane kesmiştik. 2 tane daha kesmiş olduk. Ve koldan toplam 8 tane ilmek eksilttik. Şimdi normal yine örmeye devam edeceğiz yakaya kadar. Ön yüzde de yine saç burgumuzun sırası geldi. Onu takip edeceğiz yine işaretleyerek. Birkaç kere daha vurduktan sonra da sanırım yaka kısmına da gelmiş olacağız. Şimdi bu sıramızı atlayalım. Evet, şimdi sıra sonuna kadar örüp ön yüze gelelim. Evet, bakın böyle köşe olmadan bir kesim yapmış olduk. Burada da kolumuzu önce 6 tane, daha sonra da 2 tane kesmiş olduk. Şimdi iki tarafta da eşit 7'şer tane haroşamız var. Tam ortalanmış oldu. Ve ön yüzden yine patımızın yönünü değiştirerek burayı vuracağız. Bir iki burgudan sonra yine ben bir işaret alacağım. Ve kaç tane burgu yaptığımı net olarak söyleyeceğim. Yaka kısmına gelince. Sevgili örgüseverler, koldan sonra 4 defa daha şimdi yeni vurdum ve arkadan geri döndüm. Hemen işaretin de yerini tekrar ayarlıyorum. Şimdi tekrar 4 diş öreceğiz ama bu arada yaka kısmımız da geldi. Böyle baktığımız zaman buradaki ters boğumlar 11 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ve şimdi bu sırayla birlikte kesiyoruz yakamızı. Ve ön patı da devre dışı bırakmış olacağız. Şimdi üzerinden atlatarak düz bir şekilde örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane. Şimdi tek seferde kestim. 5 tane haroşa kalmış oldu burada. Şimdi başa kadar örüp arkadan da geri dönüyoruz. Arkadan geri dönerken kesmemize de devam edeceğiz. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım ve geri dönüş sıramızda da son ilmeklere doğru gelelim. Şimdi arka yüzden dönerken de son 5 tane haroşalı olan kısmının son 2 haroşasına kadar örüyorum 3 haroşamı. Daha sonra da sıradaki 2 son haroşayı birlikte düz bir şekilde kesiyorum. Şimdi bir kez daha gidip dönüyoruz. Ve arka yüzden dönerken yine aynı şekilde 2 haroşamızı birlikte alarak keseceğiz. Ve kenarda yaklaşık 2 haroşa kalıncaya kadar bu şekilde oymaya devam edeceğiz. Şimdi tekrar örüp dönelim o noktaya. Arka yüzdeyiz tekrar. Şimdi yine kesim alanına geldik. 4 haroşamız var. 2 haroşamızı örüyoruz. Ve sıradaki 2 haroşamızı da birlikte örüp kesiyoruz. Şimdi tekrar gidip dönüyoruz yine arka noktaya. Evet, şimdi tekrar kesim alanına geldim. Son 3 tane haroşam var. Birini örüyorum ve sıradaki 2 haroşamı yine örgü yönüme göre kesiyorum. Bu şimdi son kesimimdi. Kenarda 2 tane haroşamız kalmış oldu. Şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Biraz yükselteceğiz omuzumuzu. Bir sonraki sırada da saç burgumuz geliyor zaten. Şimdi ben biraz daha yükselteceğim ve yaklaşık ne kadar ördüğümü size tekrar söyleyeceğim. Şimdi devam ediyoruz biraz daha örmeye. Sevgili örgüseverler, kesim buradaki kesimi bittikten sonraki sırada vurmuştum.
Şimdi 4 diş daha ördüm burgudan sonra ve son burguyla birlikte de omuzumuzu da kapatacağız. Şu an şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane ilmek var. Biliyorsunuz burada biz arttırmıştık. Bu aynı şekilde de bitirirken orayı eksilterek bitireceğiz. Eksilterek bitireceğiz. Şimdi öncelikle buradaki burgumuzu son kez yapalım. Evet, örgümüzün arkasına atıyoruz. Ve şimdi burada 4 tane örmemiz gereken ilmeği ikisini birlikte alarak örerek tekrar bir eksiltme yapıyoruz. Çift alıyoruz ve kesmiş oluyoruz. Bir sonraki 2 ilmeği de aynı şekilde kesiyoruz. Ve şimdi yedek şişe gidiyoruz. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. Ve burada tekrar son 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Şimdi sırada diğer 4 ilmeği yine yedek şişe alalım. Ve yine sıradaki 2 ilmeği birlikte giriyoruz ve kesiyoruz. Bir sonraki 2 ilmeği de birlikte kesiyoruz. Daha sonra yedek şişimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde ikişer ikişer örerek keseceğiz. Ve buradaki 16 ilmeğimiz tekrar 8 ilmeğe düşmüş olacak. Bakın bu şekilde iki kenarımız vardı. 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı. Şu an şişimde de 17 tane ilmek kalmış oldu. Evet, şimdi geri dönüş yolunda arka yüzden de ilmeklerimizi kapatıyoruz. 7 tane haroşamı yine düz örerek üzerinden atlatıyorum. Buradaki ters ilmeklerimi de ters örüyorum ve üzerinden atlatıyorum. Sekiz tane zaten ters ilmeğimiz var. Onları ters örerek kesiyoruz son iki ilmeğe kadar. Evet, son iki ilmeğimiz de haroşa olduğu için gene düz örerek onları da düzden kesiyoruz. Sevgili örgüseyerler, bu şekilde omuzumuzu da 17 tane ilmekle kapatmış olduk ve toparlamış olduk. Evet, şimdi birinci parçamız bitti. Evet, şimdi bu diğer parçamızda da ilik açacağız. Aslında aynı şekilde örülecek, sadece ön patımızın yönünü değiştireceğiz. Ve iliklerimizi yine bu şekilde ayarlıyoruz. Birer terslerden atlatarak tane böyle düğmeye göre ayarlayacağız. Dolayısıyla hep bu ters bölümlere geldiğimiz zaman iliklerimizi açacağız. Şimdi diğer ön kısmında da yine aynı noktaya kadar getirelim. Şimdi diğer önü hazırlarken de burada yaptığımız tüm işlemlerin tam zıttını yapacağız. Yani yerlerini değiştirerek yine aynı şekilde 24 diş ördüm ve bu kez buradaki 15 tane haroşamı burada hemen başlangıçta uyguluyorum. 15 tane ilmeğimi örüyorum.
Şimdi 15 taneyi ördükten sonra burada arttırma yapmıştık. Şimdi hemen burada da yine arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi burada 16 tane yeni ilmeğim oldu. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 16. 7 tane haroşamız vardı burada. Şimdi onu örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Burada kalan 10 tane haroşamın burada kalan 10 ilmeğin bir tanesi pensli ipimi öne alıp ilmeğimi boşalıp tekrar ipimi arkaya alıp kalan 9 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Ve buradaki düzlüğü de başlatmış oluyorum. Ve geri dönüş yolunda buradaki 9 ilmeklik olan bölümü arka yüzde ters örüyorum. Taneyi ters ördükten sonra pensim düz olduğu için burada arkada düz örüyorum ve 7 tane daha düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi arttırdığım noktaya geldim. İpimi arkaya alıp ipimi kendimden tarafa alıp 16 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Kalan 15 ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Burada bütün buradaki 15 ilmeğimi düz, 16 ilmeğimi düz ve buradaki pens olan bölüme kadar yani 7 tane haroşamı da düz örüyorum. Sadece bu pensi boş alarak devam edeceğim. Şimdi bu noktaya kadar yani 15 artı 16 artı 7 ilmeği bir düz örelim. Ve pensimizi bir kere daha tekrar edelim. Evet, şimdi son 10 ilmeğe kadar düz bir şekilde ördüm. Ve ipimi öne alıp pensimi boş alıyorum. Tersimi tekrar ipimi arkaya atıp buradaki 9 tane düz ilmeğimi de örüyorum. Arkadan dönerken 9 tane ters örerek başlıyorum. 9 tane tersimi ördükten sonra 8 tane düz örüyorum. Ve tekrar 16 tane olan ilmeğimi de burada ters örüyorum. Saç örgüsü olan kısım. Son 15 ilmeğimi de düz bir şekilde örerek sıramı tamamlıyorum. Sevgili örgüseverler, şimdi ön yüzde yine 15 tane olan haroşamı ördüm. Ve burada da burgularımıza başlıyoruz. Yine 4 tane ilmeğimizi arkaya alıp aynı şekilde yapacağız. Ben sadece burada sizlere nasıl başlayacağınızı göstermek için böyle 1-2 sırada göstereceğim. Çünkü işlemimiz hep aynı. Sadece yönlerini değiştirdik. Şimdi yine aynı şekilde burmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi sağ sol burgumuzu yaptıktan sonra ön patları da yine burada sonlarda değiştireceğiz.
Şimdi 7 tane haroşamızı örüyoruz. Ve 7 haroşamızı ördükten sonra yine buradaki pensimizi boşalıp ipimiz yine öndeyken buradaki ilmeklerimizi de terse çeviriyoruz. Çünkü 4 sıramızı tamamlamıştık. İpimizin yönü aynı tarafta kalacak. Ve buradaki birinci sıra tersimizi geçiyoruz. Şimdi burada iliğimizi de açmamız gerekiyor. Bakın burada boğumlara da başladık. Geri dönüş yolumuzda da 1, 2, 3, 5 tane ilmeğimizi örüyoruz. Bir önceki ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Tekrar bir tane örüp atlatıyoruz. Ve düz bir şekilde şimdi tekrar saç örgüsü olan kısma kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. 7 haroşamızı da ördükten sonra buradaki 16 ilmeğimizi ters örüyoruz. 16 tane tersimizi ördükten sonra da kalan 15 ilmeğimizi düz bir şekilde örelim ve gerisin geriye yine pensli olan kısma kadar geri örelim. Evet sevgili örgüseller, şimdi burada bütün ilmeklerim zaten düzdü, pense kadar düz bir şekilde ördüm. İşaretimi de taktım ki bir sonraki saç örgümü yeni 4 tane diş oluşunca tekrarlayabilmek için. İpimi öne alıp buradaki pensimi boşaldıktan sonra yine ipi boşaldıktan sonra ipim yine önde dururken buradaki ters ilmeklerimi örüyorum boşluğa kadar ve burada yeni ilmek atıyorum. 2 tane şişime yeni ilmek atıyorum ve devam ediyorum örmeye. İliklerimizi de bu şekilde açacağız. 2 tane keseceğiz, 5 tane örüp üzerinden atlatmalı bir şekilde. Daha sonra dönüşte de 2 ilmek oradan ilmek atarak tekrar sayımızı eşitleyeceğiz. Evet, şimdi geri dönüşte de ilmekleri attığımız kısım araya girerek örelim. Çünkü bunlar yeni ilmek, gevşeklik oluşmasın orada. Bu 2 ilmeği de araya batarak örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi de düz örüyorum saç örgülü bölüme kadar. Sadece arkada saç örgülü bölüm ters örülecek. Evet, burada ilmeklerimi ters örüyorum. Sevgili örgüseller, şimdi bu şekilde örneğimizi oturtmuş olduk. Buradan gelirken düz örüyoruz. Şimdi burada yine 4 tane tersimizi oluşturduğumuz için pensemizi boşalıp ipimizi arkaya attıktan sonra burada da ilmeklerimizi düze çeviriyoruz. Her 4 sırada bir bunu tekrar edeceğiz. Her 4 dişte bir de saç örgümüzü, yani 8 sıraya denk geliyor. Saç örgümüzü burgu olarak devam ettireceğiz. Ve burada baktığımız zaman bakın biz iğneli yeri yaptık. Bir tane tersi atladıktan sonra her ikinci terste birini atlayacağız, ilik açacağız. Bir tersi atlayacağız, ilik atacağız. 1, 2, 3, 4, 5 toplam 6 taneye denk gelmiş olacak. Kol kesimimizi de zaten bu şekilde ölçerek aynı şekilde yapacağız. Yani biz burada önce 6 ilmek kesmiştik. Sonra bir bir hemen peş peşe keserek devam edeceğiz. Kolumuzu da zaten bu noktadan hemen örgümüzün başında keseceğimiz için burada da zorlanmazsınız. Yani buraya geldiğimiz zaman önce 6 kesip gidip dönüşte bir keseceğiz. Hemen tekrar geri dönüşte bir daha keserek bu şekilde ayarlamış olacağız. Evet, şimdi burayı komple tamamlıyoruz. Çünkü bizim burada sayılarımız da belli. Yakamızı 12, daha sonra da 2 haroşa kalıncaya kadar her arka yüzden bir bir keserek tamamladık. Zaten ölçeceğimiz parçamız da var. Bu şekilde tersten ölçerseniz böyle kontrollü bir şekilde gitmiş olursunuz. Çünkü daha kolumuzda da bayağı işlemler var. Onun için burayı çok fazla uzatmak istemiyorum. Yerleştirmesini birlikte yaptık. Şimdi devam edelim.
Sevgili örgüseverler, şimdi diğer önümü de tamamladım. Yine aynı şekilde kolumu önce 6 daha sonra 2 kere birer ilmek kestim peş peşe. Aynı diğer öndeki yaptığımız gibi. Burada da son ilmeği açtıktan sonra biliyorsunuz 4 tane ters sıramız vardı. Ters sıram bittikten sonra hemen kesmedim. Bir sıra gidip döndükten sonra bir sıra düz ördüm. Yani bu düz çizgiden bir sıra ördüm. Çünkü ilik yerim çok uçta kalsın istemediğim için. Bakın bir sıra düzüm var. Ve daha sonra dönüş yolunda da burayı keserek tamamlamış oldum. Ve dolayısıyla burada iki sıra fazladan örülmüş oldu. Hem bu da ilik yerini de toparlamış oldu. Diğer türlü yapsaydık çok böyle uç noktada bir diş haroşamız kalacaktı. O da bence yeterli gelmezdi. Yakayı da yine 12 kesip burada 2 haroşam kalıncaya kadar her sıra sonunda keserek bu şekilde aynı yüksekliğe getirdim ve tamamlamış oldum. Ve şimdi arka bölüme geçeceğiz. Arka bölümde yine öndeki ördüğümüz gibi 24 diş 70 ilmeği atarak, yani burada 70 tane ilmeği attım. Yine aynı önlerdeki yükseklik kadar ördüm. 24 dişe ulaştı burası da. Şimdi 24 dişten sonra burada çok saç örgümüz olmayacak. Yine burası da 10,5-11 cm'e yakın. Burada da biz şimdi bir sıra daha ön yüzden arka yüze dönelim. Ve tam ortaya buradaki yaptığımız boğumlardan yapacağız. Yani ters düz örgüler yapacağız. Dolayısıyla onu da arkadan kurmamız gerektiği için şimdi bir sıra daha örüyoruz. Arka yüze geçiyoruz. Arka yüzden de sayılarla bunu kuracağız. Şimdi arka yüze geçince bizim şişimizde biliyorsunuz 70 ilmek var demiştim. Ortaya tam 20 ilmeklik boğum koymak istiyorum. Dolayısıyla boğumların yanlarına da birer tane ters pen süreceğim ki biraz daha boğumlarım böyle çerçeve içinde kalsın. Şimdi 70 ilmeğin 20'sini çıkardığımızda 50 ilmek kalıyor. Dolayısıyla onu da ikiye bölüp bu sırada bir 25 tane düz haroşamızı öncelikle örüyoruz. Tane ördüm. İpimi öne alıyorum ve 20 tane ters örüyorum. Ve 20 tane ters ördüm. Şimdi burada da kalan 25 tane ilmeğimi yine düz haroşa olarak devam ediyorum sıra sonuna kadar ve böylelikle tam ortadaki düz alanı örmüş olmuş olduk. Çünkü burada ters örerek orada şimdi 2 sıralık bir düz boşluk oluştu ve tam o noktada da biz boğumlarımızı yapmaya başlayacağız. Şimdi bir sıra sonra daha net görünecek. Bu ön yüzde de yine ön patlardaki yaptığımız hani önlerde bir boş alarak pens oluşturmuştuk. Onu da burada oluşturacağız. Şimdi şöyle baktığımız zaman bakın zaten burada çok hafif o boşluk çıktı. Şimdi bu sırayla birlikte biraz daha netleşecek. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar bu kez 24 tane örüyoruz. Çünkü 25.yi pens yapacağım. 24 tane örelim. Şimdi 24 tane düz olarak ördükten sonra ipimi öne alıyorum ve sıradaki ilmeği yine boş alarak ipimi tekrar arkaya atıp buradaki 20 tane düz olan ilmeğimi devam ediyorum düz örmeye. Şimdi 20 tane düzümü ördükten sonra ipimi tekrar öne alıp buradaki bir tersimi boşalıp ipimi arkaya atıp kalan 24 tane haroşamı da yine düz bir şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Arkadan da dönerken yine 25 tane düz olarak öreceğiz. Çünkü pensimiz de arkada düz örülüyor biliyorsunuz. Sadece önlerde dikkat ediyoruz boşalırken. Şimdi
Şimdi dönüş sıramda 25 tane yine düz örgü örüyorum. Bakın bu pens, 25. pensim. İpimi öne alıp ortadaki 20 tane düz olan ilmeğimi burada ters örüyorum. Ve yine bakın pensim, bunu da düz örerek buradaki tüm 25 ilmeğimi yine düz bir şekilde örerek birinci boğum sıramı tamamlamış oldum bu sırayla birlikte. Çünkü her 4 sırada biliyorsunuz boğumların yönünü değiştiriyorduk. Bu tabi şimdi sadece orta için geçerli. Şimdi bir kere daha tekrar ediyoruz. Daha sonra kol evine kadar hep aynı şekilde örülecek. Kollarımızı kestikten sonra da yine aynı şekilde enseye kadar örneğimiz hep bu şekilde devam etmiş olacak. Onun için arkada çok oyalanmayacağız. Şimdi bakın düz alanım çıktı ve 4 sıraya tamamlamış oldum. Böyle. Şimdi burayı ters örmeye başlayacağız. Onun için de yine 24 tane ilmeğimi düz örüyorum. 24 tane düz ördükten sonra ipimi öne alıp 25. ters ilmeğimi boşalıp tekrar buradaki 25. ilmeğimi boş örmeden alıyorum ve buradaki düzlerimi de ters öreceğim için ipimin yönü aynı yönde kalıyor ve hemen ters örerek devam ediyorum burayı da. 20 tane ters örüyoruz ve böylelikle boğumlarımızı başlatmış olduk. Şimdi burada da 20 tane tersimi ördüm. Sıradaki bir ilmeğimi boşalıp ipimi arkaya atıp kalan 24 ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Arka yönden dönerken de tüm ilmeklerimi düz örebileceğim. Çünkü burada ters olduğu için, artık burada haroşalarım da düz örüldüğü için arkayı da ters örerek ön yüze gelelim. Bir kez daha tekrar edelim. Ve daha sonra siz de yapabileceksiniz zaten. Şimdi arka sıramızı da bu sıramızdan sonra düz örerek ön yüze geliyoruz. Sevgili örgüseverler, şimdi ön yüzde de yine 24 tane haroşamızı örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz ve pensimizi boş alıyoruz. Bunları da ters öreceğimiz için ipimizin yönünü değiştirmeden hemen ters örerek devam ediyor. Sadece bir tane ilmeği örmemiş oluyoruz orada. Aynı şekilde diğer taraftan da o bir tane pensimizi örmeyeceğiz. Hep ön yüzde yapacağız bunu. Arka yüzde normal öreceğiz. Evet, bakın yine pens kısmına geldik. Boşalıyoruz. İpimizi arkaya atıp kalan 24 haroşamızı örüyoruz. Ve arkadan da tekrar bütün ilmekleri düz örerek ön yüze geliyoruz. Sevgili örgüseverler, şimdi önden de yine 24 tane haroşamızı örüyoruz. Ve bakın ortası 4 sıraya tamamlandığı için tekrar düz örmeye başlayacağız. Sadece burada penslerimiz için yine ipimizi öne alıp boş alıyoruz. Pensimizi, ipimizi tekrar arkaya alıp buradaki 20 ilmeğimizi de düz örüyoruz burada. Ve bu şekilde her 4 sırada bir örgünün yönünü değiştirmiş oluyoruz. Şimdi burada da yine pensli kısma geldik. İpimizi öne alıp boşalıyoruz. Tekrar ipimiz arkada ve sıradaki düz haroşalarımızı örüyoruz. Bu şekilde boğumlarımız da tam arka noktada, kenarlarında da çerçeve oluşturacak şekilde çıkmış olacak. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Bu sıra bittikten sonra arka yüzde de bu ortadaki 20 tane ilmeği ters öreceğiz sadece. Diğer ilmekleri, kenarlardaki 25 ilmekleri de düz örerek devam edeceğiz. 4 sıranın sonunda tekrar örgünün yönü değişecek. Zaten böyle baktığınız zaman bakın, ters örmeniz gereken kısım buralar, buraya kadar düz, bunlar ters, buraya kadar ters ördükten sonra tekrar düz örerek
ön yüze geliyoruz. Ön yüzde de yine düz örüyoruz. Sadece bir penseri ters boşalacağız. Başka hiçbir şey yok. Daha sonra tekrar ters düz, ters düz. Yaklaşık biz burada, evet, yaklaşık biz burada 50 dişi ördükten sonra kolu kesmişiz. Burada da aynı işlemi yapacağız. Üst üste koyacağız ve 50 dişimizi sayacağız. 50 diş olduğu zaman burada da kolu önce 5 sonra 1 ilmek keserek toplam 6 ilmek keseceğiz. Ve yine devam edeceğiz. Bunu epey yürüteceğiz. Aşağı yukarı arkada ense oyuntusu yapmayacağımız için omuz hizasına kadar burada, yani buradaki kestikten sonra 5 artı 1'i, yani aynı şekilde peş peşe üstünden atlatırıp kesip gideceğiz. Dönüşte diğer tarafı keseceğiz. Arka yüzden geleceğiz. Dönüş yolunda da son 2 ilmeği keseceğiz. Buradan dönerken de buradaki son 2 ilmeği keserek 6 ilmeğe tamamlamış olacağız. Sevgili örgü severler, şimdi dediğim gibi bu hizaya kadar geliyoruz. Daha sonra da kolu kestikten sonra omuz hizasına kadar örgümüzü bu şekilde devam ettiriyoruz. Sevgili örgü severler, şimdi ben örerek 50 diş tamamladım. Aynı önüne aynı hizaya getirdim. Ve kolu şimdi tek seferde 5 ilmek keseceğiz. Yine üzerinden atlatmalı bir şekilde kesiyoruz. Beş taneyi kestikten sonra şimdi örerek arka yüze geçeceğiz ve arka yüzden de diğer kolu keseceğiz. Evet, şimdi arka yüzden de yine aynı şekilde 5 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Üzerinden atlatarak 2 3 4 5. Örerek şimdi yine diğer tarafa doğru geliyoruz. Son 2 ilmeğe gelince tekrar keseceğiz son 2 ilmeği. Şimdi sıra sonuna doğru geliyorum ve son 2 ilmeğim kalınca 2 ilmeği birlikte örgü yönümde kesiyorum. Ve 6 tane ilmek kesmiş olduk. Arkadan biraz daha eksik keseceğiz. Şimdi yine bu yüzden ilmeklerimi gelişine göre öreceğim. Sıra sonundaki son 2 ilmeğe gelince oradan da bir ilmek eksiltmiş olacağım. Ve kesimimiz de böyle 6 ilmekle tamamlanmış olacak. Evet, burada da şimdi son 2 ilmeğim kalınca yine 2 ilmeği birlikte keserek bir tane daha eksiltmiş oldum. Ve artık başka ilmek kesmeyeceğiz. Şimdi buradaki sayıyla devam ediyoruz. Örneğimize uygun aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Aşağı yukarı böyle baktığımız zaman bakın kol kesim kısmımız, yani şuradaki omuz hizasına kadar örgümüzü aynı şekilde devam yürütelim. Sevgili örgüseverler, şimdi ben kolu kestikten sonra birer ilmekte bir sonraki sırada kesmiştik. Ve bu dişten sonra saydığımız zaman, yani kesim dişlerimiz bittikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Evet, şimdi burayı 29 diş oluncaya kadar ördüm. 30. dişte kesilecek. Çünkü burada da kesimden sonra yaklaşık bir 30 diş örmüştük. Böyle kendi örgünüzde de kontrol edebilirsiniz. Bakın. Şimdi bu örgünün üzerine koyduğum zaman zaten son bir sıramız kalmış gibi oluyor. Şimdi bu sırayı da bu şekilde yapacağız. Sıra sonuna kadar, çünkü en son tersi ördüm. Şimdi düz boğumun 3. sırasını geçmiş oluyorum. Dolayısıyla bu sıramızdan başa kadar bir örelim. Arka yüzden öncelikle arka taraftan omuzu keselim. Sonra da geri dönelim. Hem buranın 4. sırasını tamamlamış oluruz. Daha sonra da buradaki sağ tarafı keserek ortadaki ilmekleri bekleteceğiz. Çünkü önlerle birlikte daha sonra yakayı toplayacağız.
Onun için ense oyuntusu yapmamıza da gerek yok. Evet, şimdi buradaki 3. sıramı geçiyorum. Şimdi o 3. sıramı da ördüm. Bakın tersin 1, 2, 3. sırası. Ve arka yüzden önce buradan bir kesim yapacağız. Ense bölümüne ortada 20 ilmek vardı. Bir tane pens, bir tane de haruşamdan ayırarak toplam iki taraftan 24 tane ilmek ayırmış olacağız. Ve kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğimizi de keseceğiz. Şimdi üzerinden atlatarak buradaki 17 ilmeğimizi keselim. Şimdi 17. ilmeğimi de kestim. Ve burada pensim ve bir tane haruşam kaldı. Şimdi buradaki ters örgümün de son sırasını geçmiş oluyorum. Yani hem modelde tam bitmesi gerektiği yerde bitmiş oldu. En azından yarım model kalmamış oldu. Şimdi başa kadar gelelim örerek. Ön yüzde de diğer omuzumuzu keselim. Şimdi burayı da aynı şekilde 17 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Şimdi buradan da 17 tane ilmek kestim. İpimi öne alıp buradaki ilmeği boşaldıktan sonra ipi arkaya alıp tekrar geri aktarıyorum ki o boşluk kapanmış olsun. Kesmeyi bitirdiğim kısımdaki boşluk. İpi bir kere aradan dolandırarak bu şekilde eşit durmuş olacak. Şimdi burayı önlerle birlikte toplayacağız ama burayı toplamadan önce yapmamız gereken bir işlem daha var. Ön kısmın açıkken cebini çalışmak istiyorum. Aynen burada zaten bir ön çalışma yapmıştım. Böyle bir cep çalışması yapacağız. Onu da hem enseyi örmeden önce yapalım, dikişleri de kapattığımız zaman, çünkü daha sonra daha zor olacak. Yaklaşık 24 tane ilmek. Şimdi 24 tane ilmek toplayacağız. Dolayısıyla buradaki 9 ilmeğimiz vardı. 9. ilmeğin hizasından bu şekilde 3. dişe kadar iniyoruz. Ve 4. dişe ben burayı şimdi tutturuyorum. Bakın 1, 2, 3 diş atladık. 4. dişe tutturmuş oldum. Ve buradan sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yani tam buraya denk gelmiş oluyor. Buradan başlayarak buradaki noktaya kadar şimdi ilmeklerimizi toplayacağız. Buradan işaretlediğim yerden hemen oradaki ilmekten başlıyorum. Tığla da yapabilirsiniz ama bu şekilde de kolay oluyor. 24 tane ilmek topluyoruz. Sayıyı böyle takip ederseniz gayet düzgün bir şekilde toplayabilirsiniz. Bu da iğne de son ilmeğim. Şimdi sayıyoruz. 24 ilmeğim oluşmuş. Ve devam ediyoruz. Şimdi arkadan öncelikle 1, 2, 3, 4, 5 tane düz örüyorum. 4 tane sarışı, birisi pens olmak üzere. Daha sonra ipimi kendimden tarafa alıp
buradaki 14 tane ilmeği ters örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Kalan 5 tane ilmeği de düz bir şekilde örüyorum. Arka yüz çünkü burası. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Toplama ile birlikte bakın düz sıranın ikinci sırasını geçmiş bile olduk. Şimdi 4 tane yine düz sarışı olarak örüyoruz. 2, 3 ve 4. İpimi öne alıyorum ve boş aldıktan sonra ilmeğimi tekrar aktarıp ortadaki düz ilmeklerimi, yani 14 tane zaten, onları bir örüyorum. Ve tekrar bakın 5 tane ilmek kaldı. İpimi öne alıp 5. içteki ilmeği boş alıp ipimi aktarıp kalan 4 tane düz haroşamı örüyorum. Ve arkadan dönerken tekrar 5 tane düz örüyorum. Çünkü pensim arkada düz örüleceği için yine 5 tane ördükten sonra ortadaki 14 ilmeğimi ters örüyorum. Ve buradaki düz olan boğumu bu sırayla birlikte tamamlamış oluyorum. Ve ön yüzde boğumun yönünü değiştireceğim. Son 5 ilmeğe kadar geliyoruz. Ve son 5 ilmeği düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi bakın 4 sıralık düz burada düz olan boğumu tamamlamış olduk. Şimdi ters yapacağız. Buralar zaten kenarlara aynı şekilde çalışacağız. Sadece ortadaki boğumlarımızı takip edeceğiz. Yani yine 4 tane düzümüz var. Ön yüzde olduğumuz için. İpi öne alıp tersimizi boşalıp buradaki ilmeklere de ip yine aynı yöndeyken ters örmeye başlıyoruz. Ve bu şekilde dönüşümlü olarak 5 tane ters boğum yapacağız. Şimdi birinci ters boğumu yapıyoruz. Peş peşe 5 tane olduktan sonra da buradaki cep kapak işlemimiz tamamlanmış olacak. Evet, bakın pensimi yine boşalıyorum. İpimi arkaya atıp kalan 4 tane haroşamı örüyorum. Arka yüzden de burada bütün ilmeklerim düz. Çünkü hem haroşalarım düz, hem de öndeki terslerim de arkada düz örüleceği için arka yön kolay. Hepsini ters örüp ön yüze geçeceğiz. Ve ikinci sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Ters boğum olarak. Evet, şimdi bir göz atalım. Bakın bu şekilde boğumları başlattık. Buradakiler penslerimiz olacak. Yani burada daha da net görebileceksiniz. Bunlar da pens olarak yürümüş olacak. Sadece 14 tane ilmeğin yönünü değiştirelim. Dediğim gibi 5 taneyi yapalım. Daha sonra kesimini birlikte yapıp dikişini de göstereceğim. Böyle sıfır dikişi nasıl yapabileceğinizi göreceksiniz. Şimdi devam ediyoruz. Çünkü burası da hep aynı şekilde örülecek. Buradan alışık olduğumuz için onu da yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi hızlıca tamamlayıp tekrar bir araya gelelim. Sevgili örgüseller, şimdi bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane boğum yaptım. Ve artık ilmeklerimizi normal yine üzerinden atlatmalı bir şekilde kesiyoruz. Başa kadar şimdi bu şekilde ilmeklerimizi atalım. Daha sonra yandaki dikişleri göstereceğim. Sevgili örgü severler, şimdi buradaki yan haroşalarımı saydığım zaman 20 tane tam diş oluşmuş. Yani 20 tane haroşa çizgimiz var. Ve aynı şekilde topladığım sıra,
Yani 3 dişten sonra bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve biz buradaki kestiğimiz sırayla 21.'den tam yani buradaki haroşanın başlangıç yerinden tutturarak burayı dikeceğiz. Şimdi böyle baktığımız zaman yerleştiriyoruz cebimizi ve hemen bunun yanındaki başka ince bir şişle böyle tek tek ilmeklere girerek her dişe şişe geçiriyorum buradaki ilmekleri ki dikerken buradaki sıraları kaçırmamak için. Bakın bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane geçirmiş oldum. Şimdi üzerindeki ipi de zaten biraz uzun bırakıyorum çünkü çok böyle düğüm eklerimiz olmasın. Buradan birinci ilmeğimi tutturuyorum. Ve böylelikle hiç kaydırmamış olacağız şimdi biz buradaki diş sıralarımızı da. Tekrar buradan birinci dişten giriyorum. Ve buradaki bir ilmeğe çıkıyorum. Her diktikten sonra şimdi bu karşılığına da bu şekilde girip hemen karşılığına gireceğiz. Bir tane çıkacağız. Bir tane şişten, bir tane kenarındaki ilk dişten tutturup bir sonrakine gireceğiz. Tek bu şekilde karşılıklı giriyoruz. Bir şiştekinden alıyoruz. Bir de kenardaki sıradaki tam böyle hizadan karşılaştırmış oluyoruz. Bakın bu şekilde dikişimiz tam 0-1 dikiş olmuş oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Şimdi bakın bu şekilde burayı dikmiş olduk. Hiçbir çıkıntı oluşmadan. Aynı şekilde burada da bakıyoruz. Tam bunun sınırındaki ilmeklerden burayı da tutturacağız. Burayı da aynı yöntemle bu kez diş diş buraya yerleştirelim. Daha sonra da buradaki ilik kısmı için küçük bir birik çalışacağız. Şimdi burayı da aynı gördüğümüz gibi dikiyoruz. Sevgili örgüseyler, bakın dikişimiz de şimdi tamamen tamamlandı. Evet, şimdi şişimize 15 tane ilmek atıyoruz birit için ve 15 ilmeği hemen keseceğiz ve biritimiz tamamlanmış olacak. Ters örerek kesiyoruz. Yani yine üzerinden atlatmak için 2 ilmeği örüp bir öncekini üzerinden atlatıyoruz. Bir örüyoruz, bir atlatıyoruz şeklinde. Hiç örmeden direkt ilmek atıp hemen arka yüzden de keserek biritimizi tamamlayacağız. Bu şekilde şimdi siz de 15 ilmeğinizi atın. Ve ters örerek ilmeklerinizi tekrar kesin hemen. Burada da dikecek kadar bir ip bırakıyoruz. Bakın bu şekilde bir biritimiz oluştu. Şimdi iğnemize geçirdik ipimizi. Ve bakın buradaki saç örgünün başlangıç noktasının tam başlangıç yerine bu şekilde koyuyorum. Ve bir iki noktadan tutturuyorum.
Diğer tarafı da bu şekilde düzgün bir şekilde kaplıyorum. Buradaki ipi de alta çekebiliriz. Çünkü aynı iple dikmeye devam edeceğim. Buradaki ipe ihtiyacım kalmadı. Bu şekilde bakın tam saç örgüsünün alt kısmına yerleştirmiş olduk. Ve buradan devam ediyorum iğnemle yine bir iki noktadan tutturuyorum. Evet, bu şekilde burayı da tamamlamış olduk. Sevgili örgüseller, şimdi arka ve ön bedenlerimiz tamam oldu. Hemen buradan size sıfır dikişi de göstereceğim. Örgüyü ön yüzden dikeceğiz. Her zamanki yaptığımız haruşalardaki bu çapraz yaptığımız dikişi burada da uygulayacağız. Hemen bir iki noktada göstereceğim. Çünkü artık bunu hemen hemen herkes öğrendi. Sadece ilk defa izleyenler için bu şekilde ilk dişteki bölüme girip ipimizi çekiyoruz. Bir kere daha aynı noktaya girelim. Ve daha sonra zaten diş sıralarımız aynı olduğu için tam sıra sıra takip ederek böyle bir tane arkadan bir tane ön bedenden dişi tutturarak çekiyoruz ipimizi. Bakın ilk buradan alıyoruz. Daha sonra karşılığı olan bölüme girip çekiyoruz. Bir arka bedenden, bir ön bedenden. Ve böylelikle tam böyle çapraz bir dikiş olmuş oluyor. Ve dikiş iziniz de çok belli olmuyor. Hatta böyle çoğu bütün örüldüğünü bile düşünüyor gördüğü zaman. Şimdi bunu koltuk altına kadar bu şekilde hep aynı zaten. Karşılıklı çok uzamasın videomuz. Böyle dikelim. Bir de omuzdan bir parça göstereyim. Daha sonra da yakamızı toplayalım. Şimdi yan dikişlerimi kapattım ve omuzu da göstereyim. Omuzda da şöyle yapacağız. Yine üzerindeki ipi kullanarak burada birinci dişten iğnemizde öncelikle tutturuyoruz ipimizi. Ve daha sonra buradan yani şu bütün ilmeğin yarım ilmeklerinden bir tel alıyoruz. Aynı şekilde buradan da bir tel alıyoruz. Karşılıklı bir tel arka kısımdan, bir tel ön kısımdan, bir tel arka kısımdan, bir tel ön kısımdan şeklinde böyle yarım teli tutturuyoruz ki sıfır dikiş olsun burada da. Böylelikle bakın burası da sıfır dikilmiş oluyor. Şimdi başa kadar yani şuradaki noktaya kadar burayı tamamlıyoruz. Şimdi yakayı toplarken bir işlem yapmamız gerekiyor. Ve bunun için öncelikle ilikli yeri yapacağım. Çünkü biliyorsunuz burada iki sıra biz zaten bir düz çalışmıştık. Ve bunu iki sıraya tamamlayarak bu ense ile birlikte buranın da görüntüsünü eşitleyeceğiz. Ve ilmeklerimizi şimdi buradan haruşaların hemen kenarından toplamaya başlıyoruz. Şimdi tığ yardımıyla buradan bir boşluk bırakıyorum çünkü geri dönüş yolunda orayı tamamlayacağım. Şimdi şişimize bu şekilde girebiliriz. Her bir dişten bir tane çıkartalım.
Her dişten bir tane çıkartalım şimdi. Şu kenar boyunca gelelim. Şimdi 10 tane buradaki dişlerden çıkarttım. Şimdi ara boşluğa da girip buradan da çıkarmaya başlayacağım. Çünkü kesim yerleri burası. Şimdi bir tane aradan çıkarttım. Bir tane yine buradaki dişime girdim. Araya giriyorum tekrar. Bu şekilde şimdi 17 oldu. 20 ilmeğe kadar toplayacağız. 17, 18, 19 ve tam pensin olduğu yerde 20. ilmeğimi çıkarttım. Ona göre siz de ayarlayın. Bakın böyle bir kenar çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz ve buradaki ilmekleri ters öreceğiz. 1. Şimdi buradaki ilmekleri başa kadar ters örelim ve oradan ara boşluklardan da geri dönüş yapacağız. Ve oradaki düz ilmeklerimizle aynı hizaya getireceğiz ki boğumumuz eşit bir şekilde devam etmiş olsun. Şimdi buradaki boşluktan da bir tane ilmek alıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi burada da o boşluğu oluşturduk. Buradan da ilmeklerimi şimdi 3 sırayla burayı tamamlıyorum. Çünkü önü çok da yükseltmeyelim. Aynı şiş yönüne getirdim burayı. Bunu tabi misinayla da yapıp burayı birleştirebilirsiniz. Daha kolay olur. Şimdi ben hemen arkayla bu ördüğüm kısmı bir misinaya geçireyim daha net görmeniz için. Şimdi ilikli önle arka ensemizin bakın düz alanını bu şekilde tamamlamış olduk. Bir tek diğer ön kaldı. Onu da yapacağız. Daha sonra artık buğunlu örmeye başlayabileceğiz. Hem önlerimiz de eşitlenmiş oldu. Bakın bu şekilde burayı da düz alana çevirdik arka ile birlikte. Böyle baktığımızda. Şimdi aynı işlemi bu tarafta da yapacağız. Sevgili örgüseller, şimdi yakanın diğer parçası için şişe 15 tane ilmek attım. Burada şimdi buraya bir ek yapacağız. Böyle bir bant çalışması olacak. Bu 15 ilmek de yakamıza dahil olacak. Burayı toplarken tam sıfırdan topluyoruz. Yani en baştan itibaren toplayacağız. Böyle her ilmekten bir ilmek çıkartalım burada da.
Daha sonra kaç sayı çıkardığımı ben sizinle paylaşacağım. Şimdi yakamızın buradaki haruşalı kısmına kadar toplamaya devam edelim. Sevgili örgüseyerler, şimdi buradan 37 tane, 15 dahil tabi, dışarıdan attığım 15 ilmek dahil 37 ilmek oldu. Buradaki boşluğu bir sonraki sırada toplayacağım. Hem oradaki dördüncü sıram da o şekilde tamamlanmış olacak. Şimdi ters örüyoruz. Buradaki düz alanı da çünkü tamamlamamız gerekiyor. Evet, şimdi bütün ilmekleri ters örüyorum. Topladığım sıra birinci düz sıramı oluşturmuş oldu. Şu an örerek ikinci sıramı geçmiş oluyorum. Dönüşte de üçüncü sıramı geçeceğim. Daha sonra dördüncü sırada burası tamamlandığı zaman artık bütün yakayı başlayabileceğiz boğumlu örmeye. Hem de bu ön bantı da bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi buraya gelince buradaki ipimizi de hemen düğümlüyoruz. Da şişe attığım 15 tane ilmeğimi de yine aynı şekilde örüyorum. Şimdi ikinci sıra düzümü burada tamamladım. Geri dönüyorum. Ve üçüncü sıramı örmüş oluyorum. Son ilmeğe kadar gelelim. O boşluktan da bir tane tel çıkartacağız. Ve oradan geri döneceğiz. Daha sonra da artık bütün ilmeklerimizi örmeye başlayacağız. Şimdi bu iki boşluğun arasından bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Boşluk oluşmaması için. Ve bu noktadan geri dönüyorum tekrar. Son ters sıramı örüyorum. Yani bu dördüncü sıramı burada düz olarak da tamamladığım sıra olmuş oluyor. Ve ön yüze geldiğimizde artık bütün ilmeklerimiz de düze döndüğü için şimdi ters örerek birinci boğumu yapacağız. İliklerimizi de yine öndeki patta hep terslerde yaptığımız için burada da ters boğumda birinci iliğimizi açarız. Yakanın uzunluğuna göre de yine bakacağız. Kaç tane ters boğum olacağını onu örünce zaten karar vereceğiz. Şimdi başa kadar geliyorum. Bakın böyle bir yakada fazladan bir uzantı yapmış olduk. Ve şimdi tüm ilmeklerimizi, misinayı da artık düz şişe alabiliriz. Yani boğumlara başlamış olduk. Şimdi misinadaki ilmekleri de öreceğiz ve aynı hepsini ters öreceğiz sıra sonuna kadar. Arkadan düz örerek döneceğiz. 4 sıraya buradaki ters örgümüzü tamamlamış olacağız. Daha sonra tekrar 4 sıra düz öreceğiz. Tekrar 4 sıra ters şeklinde yakamızın uzunluğu istediğimiz uzunluğa erişinceye kadar devam edeceğiz. Ve burayla da en azından bağlantısını eşitlemiş olduk. Şimdi burayı da hemen devam ediyorum.
Şimdi sıra sonuna kadar mizinadaki ilmeklerimizi de ters örelim ve başa kadar gelelim bu şekilde. Sevgili örgüseyerler, şimdi şişimizde de toplam 82 tane ilmek var ve bu sıramızı düz örerek devam ediyoruz. Arka yüzdeyiz. Sıra sonuna doğru gelelim. Orada birinci iliğimizi de açacağız. Sıra sonundaki son 5 ilmeğe kadar geliyoruz ve iliği birlikte açıyoruz. Şimdi son 5 ilmeğime geldim. Bir tane örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Tekrar bir tane örüp atlatıyorum. Aynı ön patlardaki yaptığımız gibi. İkinci sırasında iliği açtık. Üçüncü sırasında da tekrar oraya ilmek atarak aynı işlemi burada da yapacağız. Baştaki 4 ilmeğimizi örüyoruz. Boşluğa geliyoruz ve buraya 2 tane yeni ilmek atıyoruz. Devam ediyoruz şimdi ters örmeye. 3. sıramızı geçmiş oluyoruz. Arkadan da düz örerek yine başa geliyoruz. Daha sonra da yine boğumun düz kısmına gelmiş olacağız. Sevgili örgü severler, şimdi biz hem düz arkada zaten hazırdı. Bir sıra düz bölümünü bu şekilde tamamlamış olduk. Ters bölümde de bir tane ilik açtık. Aynı ön patlardaki mantıkla. Şimdi tekrar düz öreceğiz. 4 sıra boyunca daha sonra ters öreceğiz. Ve aynı ön bantta bir ters boğum atladığımız gibi yakada da bir sonraki ters boğuma ilik açmayacağız. Bir sonrakini açacağız. Aynı ön bantta yaptığımız gibi. Ben şimdi bu yakamı tamamlayıp kestikten sonra zaten daha net göreceksiniz. Dediğim gibi aynı şekilde buradaki gibi bir sonrakini normal öreceğiz. Tersini öreceğiz. İkinci yani üçüncü boğumda da ters boğumda da son iliğimizi açacağız. Ve o da yeterli gelecek zaten, iki tane ilik yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla onu da tamamlayalım. Daha sonra genel bir görüntüsüne bakalım. Orada omuzlardaki kalan iplerle de ben burada küçük olan delikleri de kapatıp iplerimi kesip temizledim. Bakın gayet temiz bir görüntü oldu. Çünkü tam omuzla şişin ek yeriydi orası. Onun için ipleri orada bırakmıştım. Şimdi birleştikten sonra oradaki küçük olan delikleri de siz de hemen iğnenizle toparlayıp ipleri temizleyebilirsiniz. En azından böyle temiz bir görüntü olur iç kısımlarda da. Yani bakın böyle kötü bir görüntü hiç yok. Hepsini burada düğümleyip sakladım. Evet, şimdi devam ediyoruz. Daha sonra da genel bir görüntüsüne bakıyoruz yakamızın. Ve daha net göreceksiniz zaten şimdi bu uzadıkça. Sevgili örgüseverler, yaka bölümünü de şimdi bu şekilde tamamladım. 4 sıra düzle başlamıştık. Terslerde biliyorsunuz iliğimizi açtık. Tekrar 4 sıra düz. Terste bir tane atlattık ilik için. Tekrar 4 tane düz ördükten sonra burada 3. boğumda tekrar bir ilik açarak en sonda yine 4 sırayla tamamlayarak böyle bir bütünlük sağlamış olduk. Başlangıç ve sonu aynı şekilde bitmiş oldu. Ve yakamız böyle yana doğru çok güzel düğmeler de takacağız. Ve böyle biraz hafif dik yakalı bir boyun çalışmış olduk. Şimdi kol içinde ben bir ön çalışma yaptım. Yine bizim bedenimize uygun modellerimizi burada sürdüreceğiz. Ve şişimize yine aynı 3,5 numaraya 48 tane ilmek attım. Ve boğumlarımızı artık öğrendiğimiz için 4 sıra düz 4 sıra ters şeklinde 3 tane ters boğumumu hazırladım. Bakın başlangıçta 4 sıra düz 3 tane ters boğum yaptıktan sonra da en son düz örerek burada eşitledim yine boğumlarımızı. Ve şimdi örneğimizi yerleştireceğiz. 48 tane ilmeğimiz vardı. Dolayısıyla şimdi yerleştirmeye başlayacağız. Öncelikle 5 tane haroşamız olacak. Bir sonraki sırada ters düz örerken ilk çizgimiz de çıkmış olacak. Şimdi 5 tane düz örüyoruz. 5 tane düz ördüm. İpimi öne alıp
Bir tane tersimi boşalıyorum. Yine penslerimi yürüteceğim. Daha sonra 8 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar sıradaki ilmeğimi boşalıyorum. Pens için ipimi arkaya atıp 5 tane düz haroşemi örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi saç örgülü kısma geldik. Saç örgüsü için yine tüm ilmeklerin içinden birer ilmek çıkartacağız. Yine böyle girip doluyoruz. Çekiyoruz ve araya tekrar girerek arttırmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi tam ortada yine 16 tane saç örgümüz oluşmuş oldu. Sıradaki 5 ilmeği düz örüyoruz. Çünkü burası da haroşa olacak. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir tane pens için ipimi öne alıp boşalıyorum. 8 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar boşalıyorum. Sıradaki ilmeğimi, ipimi arkaya atıp kalan 5 tane ilmeğimi düz haroşa olarak örüyorum. Şimdi örneğimizi en azından yerleştirmiş olduk. Devam ediyoruz. Şimdi arkadan dönerken zaten 5 haroşamız düz örülecek. Onu bir örüyoruz. Bir tane pensimiz var. Onu da düz örüyoruz. Daha sonra 8 tane daha düzümüz var. Çünkü bunları ters örmüştük. Dolayısıyla o 8 tane ilmeğimizi de düz örüyoruz. Yani burada aslında arkada hemen hemen pense kadar tüm ilmekler düz örülecek. Sadece saç örgüsü bölümü, burada arttırdığımız bölüme dikkat edeceğiz. Şimdi 5 tane yine haroşamız vardı. Ve ipimi öne alarak burada arttırdığım 8 ilmek 16 ilmek olmuştu. Ortadaki ters örüyoruz. Taneyi ördükten sonra ipimiz tekrar arkaya koyarak kalan aslında buradaki bütün ilmekler düz örülecek. Çünkü dediğim gibi hem haroşalarım düz hem de buradaki ters koyduklarımın arka sırası olduğu için düz. Pensler de arkada düz örülüyor zaten. Sadece ortadaki 16 ters ilmeğimizi saç örgüsü için örmüş olduk. Şimdi bu aynı sıradan bir kez daha tekrar ediyoruz. Ön yüze gelince bakın yerlerimiz şimdi burada belirgin çıkmış oldu. Tekrar aynı sırayı tekrarlıyoruz. 5 tane düz haroşa. 5'imi boşalıyorum. Sıradaki 8 ilmeği ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sıradaki ilmeği boşalıyorum. İpim arkada 5 tane düz haroşa örüyorum. 1 2 3 4. Evet, 5. haroşamı da ördüm ve ortada 16 tane düzüm var. Onları da direkt düz bir şekilde örüyorum. Tane ortadaki düz saç örgümden sonra yine 5 tane düz haroşam var. 2 3 4 ve 5. Sıradaki ilmeği ters bir şekilde boşalıyorum ve 8 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8.
Yine boşalıyorum sıradaki ilmeğimi, ipim arkada 5 haroşamı düz örüyorum. Şimdi arkadan dönerken yine yandaki ilmeklerin hepsi ortadaki saç örgüsü buradaki 16 ilmeğe kadar düz. Buradaki saç örgüsü 16 ilmek ters, kalan düz örülerek ön yüze geliyoruz. Sevgili örgüseyerler, şimdi 4 sıra buradaki boğumlu bölümü örmüş olduk ve düze geçeceğiz. Burada dikkat edeceğiz. Şimdi yine 5 tane haroşamızı düz bir şekilde örüyoruz. Buradaki pensimizi boşalıyoruz. İpimizi tekrar arkaya attıktan sonra 8 tane düz örüyoruz. İpimizi tekrar öne alıyoruz. Sıradaki ilmeği boşalıyoruz. Tekrar ipimiz arkada. 5 tane düz haroşamızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Böylelikle bakın yönünü yine değiştirmiş olduk. Şimdi 16 tane olan saç örgümüzü örelim. Düzlerimizi ördükten sonra 5 haroşamızı düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimiz önde, boşalıyoruz. İpimiz tekrar arkada, 8 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İpimiz tekrar öne alıyoruz. Bir tane boş pens için tekrar ipimiz arkada ve kalan 5 haroşamızı düz bir şekilde örerek sırayı tamamlıyoruz. Arka yönden dönerken şimdi 5 haroşamızı artı bir pensimiz var. 6 tane düz örüyoruz. 4, 5. Bakın pensimiz düz. Onu da düz örüyoruz. İpimizi kendimizden tarafa alıp 8 tane ters örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar ipimiz arkada. 1 tane pens, 5 tane de haroşamız var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bunları düz ördüm. Yani şu 6 tane 8'den sonra 6 tane düz örmüş oldum. İpim yine kendimden tarafa 16 tane ters örüyorum. Tersten sonra ipim tekrar arkada. 5 tane düz haroşa. 1 tane de pensim var. Yani 6 tane düz ördüm. İpim yine kendimden tarafa 8 tane ters. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İpim arkada 6 tane düz örüyorum. Pens de dahil bu 5 haroşaya. Evet, şimdi düz boğumumuzun da ilk yarısını yaptık. Şimdi bir kere daha aynı işlemi yapmadan önce şimdi böyle sürekli buradaki haroşa çizgilerimize bakacağız. Bakın 3 çizgi oldu. Bu ne demektir? Modeli koyduktan sonra 6 sıra ördük. Dolayısıyla şimdi ilk artışımızı da yapmamız gerekiyor. Hemen birinci ilmeği boşalıp ikinci ilmeğin içinden yine aynı şekilde bir ilmek arttırıyoruz. Şimdi kenarda 6 tane haroşam oluştu. İpim önde, pensimi boşalıyorum. İpimi tekrar arkaya atıp 8 tane düzümü örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İpim önde, pensimi boşalıyorum. İpim arkada 5 tane haroşam örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bakın. Şimdi saç örgümü de bu sırada buracağım. Daha sonra orayı her 4 dişte bir buracağız. Yani 8 sırada bir yapacağız. Yine bir kere göstereceğim. Çünkü bedende çalışmıştık. Yedek şişe ilk 4 ilmeği aldıktan sonra sıradaki
4 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra yedek şişteki 4 ilmeği örüyoruz. Sıradaki yine 4 ilmeği yedek şişe alıp üste bırakıyoruz. Ve diğer şişteki 4 ilmeği örüyoruz. Daha sonra da yedek şişteki ilmeklerimi devam ediyorum düz örmeye. Şimdi sırada 5 haroşam vardı. Onları örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimi öne alıyorum. Bir tane boşalıyorum. İpim tekrar arkada. 8 tane düzüm var. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İpimi tekrar öne alıp bir tane boş pensimi aldıktan sonra ipimi arkaya atıp 1, 2, 3 tane ilmeği örüp içteki ikinci ilmekten tekrar bir artış yapıyorum. Ve en son ilmeğimi örüyorum. Şimdi bir sırada geri dönelim ve daha sonra işaretlerimizi takalım ki hani orada net sayabilelim. Şimdi artışla birlikte 7 tane düzümüz var. Pens olan kısma kadar düz örüyoruz. Bakın zaten düz çizgiyi görüyorsunuz. Düz ördük. İpimiz önde. 8 ters. İpimiz arkada. Bir tane pens için düz. 5 tane de haroşamız var. 6 tane düz örmüş oluyoruz. Şimdi ipimizi arkaya alıp buradaki 16 ilmeğimizin hepsini ters örüyoruz. Tekrar ipimiz ön tarafta. 6 tane düz örüyoruz pense kadar. İpimizi öne alıp 8 tane ters örüyoruz. Ve kalan buradaki 7 ilmeğimi de düz haroş olarak bitiriyorum. Bir tanesi pens için düz örülüyor. Şimdi ikinci boğumumuzu da bitirdik. Tekrar burada ters boğuma geçeceğiz. Ve bu arada bir tane de işaretimizi takacağız. Yani bu işareti de böyle şimdi bakın 1, 2, 3 tane de arttırmıştık. Bu bizim geri dönüş sıramız. Bu bizim 6 sıranın içine dahil değil. Bu arttırdığımız sıra olarak geçiyor. Dolayısıyla oraya koyuyorum işareti. Bundan sonra 3 diş daha örünceye kadar kol arttırması yapmayacağız demektir. Şimdi artık devam edebiliriz 3 diş boyunca. Yani 6 sıra boyunca ne yapıyoruz? Yine kenardaki 6'ya çıkmıştı buradaki haroşalarımız. Onları öncelikle ördükten sonra ipimizi öne alıp buradaki ilmeğimizi boşaldıktan sonra tekrar buradaki ilmeklerimizi terse çeviriyoruz. Yani 8 tane ters örüyoruz. 8 tane ters ördükten sonra sıradaki ilmeğimizi boşalıyoruz. Tekrar ipimiz arkada 5 haroşamız var. Ve 16 tane düzümüz var yine. Saç örgüsü zaten hep önden düz, arkadan ters örülecek. Sadece bu boğumlara dikkat edeceğiz. Haroşalarımız da zaten hep düz, arkada ve önde. Sadece iki yandaki boğumları dikkate almanız gerekiyor. Ve haroşa diş sıralarını da takip ederek her 6 sırada bir kolumuzu düzenli bir şekilde arttıracağız. Şimdi tekrar 5 tane haroşamızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İpim önde. Sıradaki ilmeği boşalıyorum. Pensim bu. Ve 8 tersimi örüyorum. 2,
3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sıradaki ilmeğimi boşalıyorum ve kalan 6 haroşanı da düz bir şekilde örüyorum. Şimdi arkadan dönerken bu sıra kolay. Yanlara hepsini düz örüyoruz. Saç örgüsü bölümü 16 ilmeği ters, kalanları da düz örerek ön yüze geliyoruz. Sevgili örgüseyler, şimdi bir önceki sıramızı tekrar edeceğiz. Yine buradaki haroşalarımızı düz, saç örgümüzü düz. Sadece 8 tane buradaki ilmekleri ters örüp geri döneceğiz. Daha sonra yine boğumumuzun düz bölümünü geçeceğiz. Ve bu dönüşümle her 4 sırada bir değişecek zaten. Şimdi biz işaretten sonra bir dişimizi tamamladık. 2 diş daha olduktan sonra da bir arttırma işlemini yapacağız. Şimdi tekrar aynı sayılarla gidiyoruz, geliyoruz. Daha sonra bir sırada düz olarak boğumu çalışıp dönelim. Ve ikinci kez de birlikte arttıralım. Bir kere daha saç örgüsünü vuralım. Ve daha sonra zaten hep tekrardan ibaret olduğu için yapacağınızı düşünüyorum. Şimdi yine aynı şekilde aynı sırayı bir kez daha geçiyoruz. Yani burada 7 tane haroşamız olmuştu. Bir tane ipimizi öne alarak boşalıyoruz. Ve 8 tane ters örüyoruz. Evet, şimdi 6 haroşa bir ters boşaldık. 8 tane ters ördük. Tekrar boş ilmeğimizi aldıktan sonra ipimizi arkaya atıp 5 tane haroşamızı, ortadaki 16 saç örgümüzü, saç örgünün diğer yanındaki 5 haroşayı hep düz örüyoruz. Daha sonra da ipimizi pens için buradaki öne alıp boşaldıktan sonra yine 8 tersimizi örüyoruz. Ve bir tane boş pensimizi aldıktan sonra kalan 6 tane haroşamızı ipimizi arkaya atarak düz bir şekilde örüyoruz. Ve arkadan da yine düz öreceğiz. Sadece ortadaki saç örgüsünü ters örerek ön yüze geldikten sonra yine örgümüzün yönünü burada çevireceğiz. İkinci ters boğumumuzu yaptık. Şimdi burayı düz geçmemiz gerekiyor. Ve bu hep dönüşümlü olarak aynen devam edecek. Bir sıra gidip döndükten sonra da tekrar kol arttırmamız gelmiş olacak. Şimdi 6 tanemizi örüyoruz. 2, 4, 6 pensimizi boşalıyoruz ve buradaki 8 ilmeği bu kez düz örüyoruz. Tekrar ipimiz önde, boşalıyoruz pensimizi. İpimiz arkada, 5 haroşamızı örüyoruz. Artı saç örgümüzü düz örüyoruz ve saç örgümüzün diğer yanındaki 5 ilmeği de düz örelim. Burayı da 5 tane düzümüzü örüyoruz. Saç örgüsünden sonra ipimiz önde, boşalıyoruz ilmeğimizi, tekrar ipimiz arkada, 8 tane düz örüyoruz. Boğumlu kısım bu. İpimizi öne alıp boşalıyoruz. Tekrar kalan ilmeklerimizi de düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Sevgili örgüseyler, arkadan dönerken de ilmeklerimizin gelişi zaten belli. Bakın 6 tane düz, burada 8 tane ilmeğim ters. Onları direkt ters öreceğiz. Düz olan ilmeklerimizi de düz örerek sıramızı tamamlayacağız. Saç örgümüz de zaten arka yüzde. Biliyorsunuz ters, sadece önde düz örüyorduk. Bu şekilde şimdi ön yüze kadar gelelim. Evet, şimdi bakın bu işaretten takip edildiği gibi 1-2-3 diş oldu işaretten sonra burada. Ve bu sırada yine artışımızı yapıyoruz. Yine ilk ilmeği boş alınıyor ve ikinci ilmeğin içinden bir tane daha ilmek çıkartıyoruz. Bunu yapamayan buraya parmağınla bu şekilde ilmek atarak da arttırabilir. Aynı işlem. Ve şimdi buradaki
İkinci sıramızı yine düz olarak geçmeyi sürdüreceğiz. Buradaki 4 sıraları takip edeceğiz. Sıra sonundaki son 2 ilmek kala yine oradan da 1 ilmek arttırarak başa kadar geleceğiz. Şimdi o kısma kadar örüyorum ben ilmeklerin gelişine göre. Evet, kolumuzu burada da ikinci ilmeğin iç kısmından arttırıyoruz. Veya parmağınızla ilmek atıyorsunuz. Ve şimdi arkadan da örerek yine ilmeklerin gelişine göre geri dönelim. Sevgili örgüseyerler, şimdi arkadan da örerek geldim. Bakın 1, 2, 3 sıra ördük. Bu dördüncü sırada, yani arttırmış olduk. Şimdi o dördüncü sırama takacağım. Çünkü o benim artış sıram. Ve böylelikle nereden arttıracağımı karıştırmayacağım. Şimdi artış sıramı döndükten sonra buranın da 8. sırası tamamlanmış oldu. Dolayısıyla bu sırada saç örgümüzü de bükeceğiz. Ve bunların yine yönlerini değiştireceğiz. Saç örgülerini hep aynı büktüğümüz için onu tekrar göstermiyorum. Saç örgüsünü büktükten sonra döneceğiz. Ve dönüş sırasına saç örgüsünün yanına da bir işaret koyun ki. Çünkü bunlar dengeli gitmiyor. Bu 3, bu 4 dişte bir olduğu için sürekli değişecek oradaki sıralar. Daha rahat takip edersiniz. Oraya da başka bir renk takarsanız. Ben şimdi bu sırayı vuracağım. Tekrar geri döndüğümde onu da bir kez daha göstereyim. Sevgili örgüseyerler, şimdi ben saç örgümü büktüm ve bir sırada örerek geri geldim ve buradaki yaptığım son haroşama da bu işareti takıyorum. Ve saç örgüsü için yeni 4 tane haroşa çizgim oluşması lazım. Ama burada arttırdığım kol içinde bakın birinci dişim çıkmış bile. Dolayısıyla 2 diş sonra burayı tekrar arttıracağım. Ve burası ona göre hem daha rahat takip etmiş olacaksınız. Burayı arttırırken de buranın daha 2 dişi daha oluşmuş olacak. Ve böylelikle şaşırmayacaksınız. Yani bu şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi bakın birinci dişim oluştu. Bir 4 sıra daha ördükten sonra ben tekrar arttırıp tekrar buranın yerine sürekli yukarı taşıyacağım. Bu siyahta da her 4 dişte bir buradaki bükümümü bu şekilde yaparak takip edeceğim. Şimdi aşağı yukarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bir burada ters, buradaki terslerimizi şimdi 3. yapıyoruz. Yani bundan sonra bir 5 tane daha yapalım. Kol kesimine doğru gelmiş olacağız. Ve kol kesimi de zaten birlikte yapacağız. Şimdi o noktaya kadar işlemimiz hep aynı olduğu için devam edelim. Sevgili örgüseyerler, şimdi 7 defa iki taraftan arttırmış oldum. Ve kenarda biliyorsunuz 5 haroşa ile başlamıştık. Şu an 12 tane haroşam oldu. Ve son artıştan sonra da 3 diş ördüm. Tam şişimde 70 tane toplam ilmeğim var. Biliyorsunuz burada da 8 ilmek arttırmıştık. Ve şu an 70 ilmekle kesimimi yapacağım. Tabi çocuğunuzun yapısına göre eğer çocuğunuzun kol boyu daha uzunsa arttırmadan da böyle biraz daha uzatabilirsiniz. Çünkü bu genişlik bizim buradaki oyduğumuz kol evine tam denk gelecek. Onun için birkaç sıra daha arttırmadan uzatarak biraz daha kolu çocuğun yapısına göre uzatma şansınız olur. Şimdi peş peşe 6 tane ilmeği tek seferde keseceğiz. 2 tane ördükten sonra bir öncekini üzerinden atlatıyoruz. Tekrar örüp atlatıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi örerek yine örneğimize uygun geliyoruz ve arka yüzden de diğer tarafı keseceğiz. Evet, şimdi sıramı tamamladım ve arka yüzden de diğer tarafı 6 tane aynı şekilde kesiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Ve başa kadar örerek geliyoruz. Ve sevgili örgüseyerler, şimdi birer birer kesimlerimiz devam edecek. Normalde biz başa geldiğimizde kesiyorduk.
Ben şimdi burada hep sıra sonunda son iki ilmeği birlikte alarak keseceğim. Çünkü kenarları o şekilde olduğu zaman daha güzel toparlandı. Dolayısıyla şimdi sıra sonundaki son iki ilmeğe kadar gelerek ilmeklerimizi örelim. Son iki ilmeği de yine nasıl keseceğinizi göstereyim. Şimdi sıra sonuna doğru gelirken de son iki tane ilmeğiniz kalınca onu da birlikte örerek bir tane daha eksiltmiş oluyorsunuz. Ön yüzde kesmenize gerek kalmıyor. Aynı şekilde şimdi bu sıranın sonunda da son iki ilmeği alarak kesmeye devam ederseniz böyle daha keskin bir sonuç elde ediyorsunuz. Örneğimize aynen harfiyen uyuyoruz. Şimdi kesildikçe burada görüldüğü gibi buralarda böyle bakın yavaş yavaş azalmış olacak. Yani onu takip edebileceksiniz zaten. Şimdi sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi sırasına uygun örüyoruz. Ve sıra sonundaki son iki ilmeği keserek geri döneceğiz. Son iki ilmeğe kadar şimdi ilmeklerimizi örelim. Evet bakın yine son iki ilmeğe geldim. Sıra sonunda ikisini birlikte alarak kesiyorum. Ve dönüşte kesmeme gerek kalmıyor. Direkt ilk ilmeği boşalarak devam ediyorum örmeye. Ve yine bu sıranın sonunda son iki ilmeği keserek devam edeceğim. Hep bir 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 epey bir keseceğiz. Yani şöyle baktığımız zaman son saç örgüsünü bükmeden önceki kısma kadar şu alana kadar bir keselim. Daha sonra orada tekrar bir eksiltme de yapacağız bükmeden önce ve bir kere çift kesmeye başlayacağız. Şimdi epey bir daha öreceğimiz için ve hep bu şekilde keseceğimiz için o kısma kadar bir örelim gelelim ve son kesim kısmını da yine kolumuzu da o bölüme kadar tamamlayarak bitirelim. Ve daha sonra da zaten kolumuzu hep birlikte dikerek ceketimizin düğmelerini dikeceğiz ve çok güzel şık bir ceketimiz olmuş olacak. Sevgili örgü severler, şimdi buradan yine sıra sonundayım. Son ilmeklerden hep kesiyorduk. Şu anda 5'er tane yanlarda haroşam kaldı. Ve ön yüze geçtiğimde son saç örgümü yapacağım. Yani bitirmek üzereyim. Şimdi 5'er tane haroşanız kaldığı zaman artık hemen baştan bir kere daha kesiyorsunuz. Yani iki kere kesmiş oluyoruz. Hem sıra sonunda hem de sıra başında tekrar keserek 2 ilmek eksiltmiş oluyoruz. Daha sonra ortadaki 16 tersimizi örelim. Ve burada da şimdi 5 tane haroşam var. 3 tanesini örüyorum. Ve son ikisini kesiyorum. Burada da 4 kaldı. Geri dönüşte tekrar kesiyorum. İlk 2 ilmeği yine birlikte alarak burada şimdi 3 tane haroşam kaldı. Şimdi son saç örgüsünü bükeceğiz ve kesimini de yapacağız saç örgüsünün. Yine şişimizde 4 taneyi alıp arkaya koyuyoruz. Sıradaki 4 ilmeği şimdi 2 2 alacağız bakın. 2 ilmeği birlikte alıp 1 ilmeğe düşürdüm. Sıradaki 2 ilmeği de alarak 1 ilmeğe düşürdüm. Daha sonra şişimde de aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek 1'e düşürüyorum. Sıradaki 2 ilmeği tekrar birlikte örerek saç örgüde yine burada arttırdığımız kadar kesmiş olduk. Aynı işlemi yine burada da 4 tane ilmeğimi yedeğe alıyorum ve sıradaki 2 ilmeği kesiyorum. Tekrar 2 ilmeği kesiyorum. Daha sonra şişimdeki bekleyen ilmekleri de aynı şekilde çift alarak keseceğim. Ve burada yine 16 tane olan ilmeğin başlangıçtaki 8 gibi eksilmiş oldu. Buradan da son 2 ilmeği kesiyorum.
14 tane ilmeğim kaldı. Şimdi arkadan da ilmeklerimizi keseceğiz. Yine başlangıçtaki 2 ilmeği çift alıyoruz. Ve ilmeklerimizi şimdi örerek kesiyoruz. Ters örüyoruz çünkü saç örgüsü zaten arka yüzde olduğumuz için ilmeklerimiz burada ters olarak gelmiş oluyor. Son 2 ilmeğim de bu şekilde barış olduğu için düz alarak ikisini birlikte aldıktan sonra son ilmeği üzerinden atlatarak bitirmiş oluyoruz kolumuzu. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi iki kolumuzu da bu şekilde tamamlayacağız. Evet, bakın çok güzel kendiliğinden bir takma kol çıktı. 3 tane ipimden de sadece dikecek kadar iplerimiz kaldı. Çok iyi oldu. Yani 4. yumağa ihtiyaç kalmadı. Şimdi dikişe geçelim. Sevgili arkadaşlar, şimdi kolda bu boğumlu olan kısmı tersten dikeceğiz. Haroşalı bölgeyi de yine 0 dikiş yapacağız. Burada dikkat etmemiz gereken üst üste getirirken çizgilerimizin kaymaması. Ve makine dikişiyle çok kenardan dikiyoruz burayı. Böyle bir geriden batıp biraz ilerisinden çıkıyoruz. Biraz geriden batıp az ileriden çıkarak şimdi buradaki boğumlu kısma kadar burayı makine dikişiyle kapatalım. Evet, şimdi burayı dikip çevirdikten sonra artık buraları diş diş yine daha önce ceketimizin kenarında yaptığımız gibi karşılıklı birleştirerek dikiyoruz. Ve koltuk altına kadar bu şekilde aynı bedendeki dikiş gibi bir diş sağdan bir diş soldan alıp çekiyoruz ipimizi. Bakın böylelikle 0-1 dikiş elde etmiş oluyoruz. Şimdi koltuk altına kadar burayı da dikelim. Daha sonra kolumuzu gövdeye nasıl yerleştireceğiz onu da birlikte yapalım. Sevgili örgüseverler, şimdi dikişimi kapattım. Bu şekilde 0 dikiş yaptık. Aynı şeyi burada omuzda da yapmaya çalışacağım. Şimdi burası benim omuzumun olduğu bölüm. Ve buradaki saç örgüsü olan kısmın tam ortası buradaki omuzla karşılaştırıyoruz burayı. Ve yaklaşık şuradan bakın ipin olduğu yerden tam buraya denk geliyor. Buradan da 0 dikiş yapacağız. Aynı yöntemi buradan da bakın bir diş buradan alacağız. Ve karşılığında buradan düz olan çizginin yarısına batarak çekeceğiz. Şimdi omuzda bu şekilde, daha sonra kenarlarda diş olan kısımlarda da dişlerden girerek bu şekilde 0-1 dikiş yapabiliriz. Eğer kesimleriniz aynı benimki gibi yaptıysanız zaten o milimetrik denk gelecektir. Böylelikle burada da 0-1 dikiş daha iyi olacak çocuk giysilerinde özellikle. Ama bunu yapmak istemeyen normal içten makine dikişiyle de dikin gayet güzel olur, yani o da sorun değil. Şimdi ben bunu denemek istedim. Yani bu da bence güzel olacak. Çünkü içte de böyle hiçbir kalınlık oluşmamış oluyor. Şimdi böyle birer birer ilmekleri alarak karşılığında yine ilmeğe girerek yarım diş giriyoruz. İpimizi çekiyoruz. Böylelikle gayet düzgün bir hat çıkmış oluyor.
Bu arada burayı da bir iğneyle tabii tutturalım. En azından kaymasını engellemiş oluruz. Tam dikişin üstüne denk getirip böyle geçici bir iğneyle tutturuyorum ki buradaki gidişatımı daha rahat kontrol edebilirim. Evet, şimdi böyle diş diş burayı güzelce dikeceğiz. Bu kestiğimiz her ilmek bir diş olarak sayarak kestiğiniz ilmeklerden tutturursanız tam denk gelir zaten. Koldaki oyuntu dişlerinden bahsediyorum. Orada sıra sonunda kestiğimiz iki ilmek burada bu şekilde tutturulacak. Bakın böyle hiç hattınız da belli olmamış olacak. Şimdi koltuk altına doğru gelelim. Evet, şimdi koltuk altından sonra da bu bölümü de aynı şekilde. Bakın zaten tam milimetrik denk gelecek. Karşılıklı çapraz dikişimizi sürdüreceğiz. Evet, buradaki dik yine kesim yerlerimiz olduğu için burada yine diş diş takip edebiliriz. Tam kestiğimiz noktadan ipimizi çekiyoruz. Karşıdan bir tane alıp tekrar kestiğimiz noktadan burayı diş diş şimdi bu kısma kadar dikelim. Evet sevgili örgüseverler, bu şekilde sıfır bir dikiş yaptık. Dediğim gibi dileyen bunu tabii içten de gayet rahat dikebilir. Şimdi iplerimizi temizleyip düğmelerimize dikelim ve genel bir görüntüsüne hep birlikte bakalım. Sevgili örgü severler, şimdi düğmelerimi de diktim. Bu düğmeler benim çok eskiden kalma bir düğmeydi. Böyle eskiden böyle koleksiyonuma koyduğum bir düğme çeşidi. Şimdilerde artık bu tarzlar pek görülmüyor. Uzun süredir de hep böyle dikmek istediğim bir proje için bakıp bakıp duruyordum. Şimdi bugün aklıma geldi ve bunlar 3 boy olduğu için 3 boyunu da kullandım. Kolda en minik boyunu kullandım. Burada büyük boyunu kullandım. Yakada da orta boyunu kullanarak böyle yakıştığını düşünüyorum. Şimdi size bir ölçü vereceğim. Ben bunu normal klasik standart ölçüme göre yaptım. Yani biliyorsunuz eski bir modelimdi bu benim. Hala sorulan bir modeldi. Şimdi böyle baktığımız zaman 36 santim bir uzunluğumuz var. Beden genişliğimize baktığımız zaman da 30 santim bir genişliğimiz var. Ve kol boyumuza baktığımız zaman da diktiğim omuzdan itibaren tam 30 santim de kol boyum var. Yaklaşık 1,5-2 yaş çok rahat giyebilecek bir ölçü. Tabii biraz video kameralarda herhalde daha küçük çıkıyor gibi algılanıyor ama çok rahat giyebilir. Ve uzatırsanız da eğer biraz boydan daha uzatıp kol evinden de uzatırsanız 3 yaşa kadar da beden yeterli gelecektir. Daha toplu çocuklarda buradaki horuşalardan yani saç örgülerini oynamayıp buralardan ikişer ikişer eklemeler yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu kez de arkadan 4-4 eklerseniz böyle biraz daha geniş bir model elde etmiş olursunuz. Evet, arkadan da görüntümüz bu. Gayet mont havasında bir model zaten. Ve çok soruluyordu hala o kadar yıl geçmesine rağmen. Zaman zaman örmek isteyenler ölçüyü soruyordu. Ben de tekrar yeniden ölçüyü çıkarayım dedim ve bu şekilde hem sizlerle de paylaşmış olurum diye düşündüm.
Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Biraz tabii saç örgüleri oyalıyor ama inanın gerçekten ördüğünüze değecek bir model. Evet, biz çok severek ördük ve koleksiyonumuza şimdi bu modelimizi yeniden ekliyoruz. Ve başka yepyeni videolarda tekrar bir arada olmak dileğiyle sizlere sevgi dolu örgüler diliyorum.